Bengazi Belediye'miz sosyal belediyecilik noktasında yapmış olduğu çalışmanın zirvesinde. Bakım Rehabilitasyon Merkezi, BAREM, çalışmalarda son aşamaya gelindi. Burası da bittiğinde burada konaklayacak olan kişilerin bir yaşam alanı, yaşam merkezi olacak. Ruhsat, vergi levhası kontrolleri yapılıyor. Hijyen belgesinin çalışanların hijyen belgelerinin olması gerekiyor. Yaptığı faaliyet konusuna göre fayansı, davlumbazı, akar sıcak suyun olması gerekiyor. Belediyemizin bu tip projeler yapması, kantinleri denetlemesi hem öğrencilerimizin sağlığı için hem de kantinlerimizin daha sağlıklı ve temiz olması için çok önemli ve yerinde bulduk. Bunu da hakkıyla yaptık. İşleri Bakanımız da sizlere biraz teşekkür belgesi göndermiş. Onları takdim edeceğiz. Bir yorgunluğu oldu. Bunları hissettik. Ama bu yorgunluğun neticesinde orada yapılan hizmete düşündüğün zaman onun da ayrı bir vicdani rahatlığı olmuş oluyor bize karşı. Tabii inşallah Cenab-ı Allah böyle şeyleri bir daha göstermesiz bir yere. Başkenti Bişkek'te başlattığımız Altay Toplulukları Sempozyumu'nun 9.sunu burada icra etmenin mutluluğu ve bahtiyarlığı içindeyiz. Sizleri Bursa'da ağırlamaktan onur duyuyoruz. Müzemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Ve geçtiğimiz hafta Bursa'mız tüm dünyası kültür başkenti ilan edildi. İnşallah 2022 yılında Bursa'mızın daha etkin, daha güçlü bir yıl olacak. Bursa Osman Gazi Belediyesi ve Başkanı Sayın Mustafa Dündar'ın ev sahipliği, farklı ülkelerden 90 Altayist bilim insanı katılmış ve bildirilerini sunmuşlardır. Ben 40 yıldır cevabını aradığım birçok soruya burada cevap bulabildim. Mesela sarı yay niçin sarı yay denir? Bunu gördüm. Afrasyap ile Alper Tunga hep aynı şahıs gibi değerlendirirdik. Bunun farklı kişiler olabileceğini düşünme fırsatını bu sempozyumda görmüş olduk. Arkadaşlarımızın çok değerli bildirileriyle. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, Moğolistan'da yapılan toplantıda bir sonraki toplantının ev sahipliğini üstlenmişti ve bu sözünü yerine getirdi.